Kadir Suresi Tefsiri Allahu Teala Ey Nebi Yezişan Kadir Gecesi'nin faziletini sana hangi şey bildirdi Yahut Ey Habibi Edibim eğer Allahu Teala sana Kadir Gecesi'nin azametini ve Kur'an-ı Kerim'de olan şeyi bildirmemiş olsaydı sen onu anlayamaz ona muttali olamazsın Lakin Allahu Teala Kadir Gecesi'nin azametini ve Kur'an-ı Kerim'de olan hikmetleri sana bildirdi demiştir. Kadir Gecesi'ni muazzam ve hikmetler gecesi şeklinde tefsir eylemişlerdir. Kadir Gecesi o mübarek gecedir ki Allahu Teala katımızdan her hayırlı iş o gecede ayırt edilir buyurmuştur. Duhan Suresi 4. ayet. Sonra Allahu Teala Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır buyuruyor. Yani Kadir gecesinde işlenen bir salih amelin, kendisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlıdır. O gecede melekler ve ruh, Rablerinin emriyle inerler her hayırlı iş için buyuruldu. Sonra, Kadir gecesi selam ve selamettir buyurdu. Tan yeri ağarıncaya kadar buyurularak sure bitiriliyor o gece hastalık, falcılık olmaz. Bazıları selamdan murat, meleklerin yeryüzündeki müminlere selam vermeleridir ki, sabaha kadar devam eder demişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kadir gecesinde bir kere İnna Enzelna suresini okuyan, başka zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmedenden daha sevgilidir. Kadir gecesinde bir tesbih, bir tehlil, bir tahmid söyleyen, benim yanımda yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece, çobanın koyunu sağma müddeti kadar namaz kılanı, ibadet edeni, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirenden daha çok severim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece şöyle dua edilmesini tavsiye etmişlerdir. Allahümme! inneke afuvun tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım, sen affedersin, affetmeyi seversin, günahlarımı affet, diye dua et. Abdülkadir Geylani Kuddise Ruhu Gunyetü Talibin, sayfa 300-302, 4 Nisan Mevlana Takvimi,